Eteklerinde güneş rengi bir yeni yaprak. Bir gün bakacaksın semaya ağlayarak diyor şair. Ben de bir tane. Evet, burası. Evet, senin nerede? Şey, Fuat'tan geliyor kaldı. Öyle mi? Doğru. Fuat'a da alın. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Saygın abi. Ali baba. Resulüm. Evet, saygıdeğer misafirler, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Evet. Belediye Meclisi Çalışma Arkadaşları, Vakıf Gebir'in değerli sakinleri. Devir teslim törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumlarınız bundan 10 yıl önce 2 Nisan 2014 yılı ben de bu görevi bir abimizden devraldım. Halkımızın kararıyla birlikte bugün de Fuat Koca Beyefendi'ye devredildi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Güçlü destekleriyle birlikte doğup büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, bu ilçeye hizmet etme onurunu bana yaşatan Vakfı Gebir halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Hizmet bir nasip işidir. Rabbim nasip etmezse bunu gerçekleştiremezsin. Bunu bana nasip eden Rabbime de hamdolsun. Ona da hamd ediyorum. Değerli kardeşlerim, 10 yıllık süre boyunca görev sürem içerisinde herkesin belediye başkanı olmaya gayret ettim. Hiç kimseyi ötekileştirmedim. Halkımızın tüm meşru taleplerine yardımcı olma gayreti ve azmi içerisinde oldum. Önce hakka, sonra halka hesap verme şuuruyla, bilinciyle hareket ederek görevimi yaptım. Özellikle de buna çok dikkat ettim. Çünkü halka seçimde hesap veriyorsunuz, o sizi oyla değerlendiriyor ama yüce Rabbim sizin adil davranıp davranmadığınızla verilen emaneti koruyup korumadığınızla ilgili sorgulayacaktır, hesaba çekecektir. O hesap öncelikli oldu bizim için.
Her seçim süreci gerçekten 2014'te, 2019'da da çok güzel bir seçim süreci yaşadık ilçemizde. 2024 yılında da olaysız, Vakfı Kebir'e yakışır bir seçim süreci yaşanmasına vesile olan tüm Vakfı Kebir halkına, seçime gelen taraflara, adaylara, siyasi parti temsilcilerine hepsine teşekkür ediyorum. Bu çok önemliydi. Hatta bir konuşmamda da bir yerde söyledim. Emniyeti ziyaret ettiğimde Trabzon'da güvenlik toplantısında en risksiz ilçenin Vakfı Kebir olduğunu söyledi. Buna da gurur duydum. Amacımız da buydu. Göreve geldiğim günden itibaren Vakfı Kebir'in huzuru, barışı, kardeşliği her şeyin önündeydi, öncelikliydi. Para bulursunuz, sokakları yaparsınız. Para bulursunuz, cadde yaparsınız. Ama huzuru parayla satın alamazsınız. Bu bizim önceliğimizdi. Hamdolsun bunu sağlamaktan dolayı duyduğum memnuniyet ifade etmek istiyorum. Buna katkı sunan tüm tarafları da, sivil toplum örgütlerini, siyasi partilerimizi ve halkımızı da canı gönülden kutluyorum. Değerli kardeşlerim, ben seçim sürecinde, tüm girdiğim belediye başkanı üçüncü seçimde, hiçbir adayı hedef almadan, itibarsızlaştırmadan bir seçim kampanyası yürüttüm. Çünkü bir önceki felsefeme uygun davranmak zorundaydım. Ve bu şekilde tamamlanmasına vesile oldum. Görevi devraldıktan sonra da hiçbir belediye başkanımızı görev yapan itibarsızlaşma durmadım, hakkında konuşmadım, mazeret üretmedim. Çünkü Vakfı Kebir'in sorunlarını, eksiklerini bilen bir kişi olarak göreve talip oldum. Onların çözümüyle meşgul oldum. Dolayısıyla görev yapan benden önceki tüm belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Ölenlere Rabbim gani gani rahmet eylesin. Sağ kalanlara da Rabbim uzun, sağlıklı ömürler versin. Ki panoda görmüştü birçok arkadaşımızın. 1878'den beri belediye başkanlığı başlamıştır burada. 7 yılında ilçe olduk. 147 yıllık tarihimiz var. Birçoğunun fotoğrafını dahi bulamadık. Yani öyle kadim bir ilçeyiz. Dolayısıyla bu sorumluluk bilinciyle bu görevi yaptık. Halkımızın takdiriyle de biraz sonra seçilen Fuat Kocan kardeşimize teslim edeceğiz. Şunu da ifade edeyim. Devraldığımda yaklaşık 130 milyon, yani bugünün parasıyla, o günün dolar değerle 4 milyon dolarla devraldım borçla. Bugün de yaklaşık 40 milyon, yani 1 milyon 250 bin dolar borçla devrediyorum. Borçsuz belediye olmaz. Dolayısıyla bunları süreç içerisinde eğer şahsımızla alakalı, bugüne kadar hizmet ettik. Bundan sonraki süreçte de Vakfı Kebir'in hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Ne zaman bilgimize, düşüncemize ihtiyaç duyulursa Vakfı Kebir'in çıkarları doğrultusunda Vakfı Kebir'in yanında yer almaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz Vakfı Kebir'dir. Artık seçim bitmiştir. Bundan sonra çalışma zamanı, hizmet zamanı, herkes elini taşın altına koyacak. Vakfı Kebir'in menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edecek. Bu süreçte şahsımızla alakalı bilgiye, belgeye, görüşe ihtiyacı olunduğu anda her zaman yardımcı olmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Ve bu duygu düşüncelerle birlikte tekrar katılmazdan dolayı teşekkür ediyorum. Burada beradımız var, mührümüz var. Bu halkımızın bize emanet ettiği mühürdür. Tertemiz aldık. Tertemizde şimdi teslim edeceğiz. Tutanağı imzaladıktan sonra sizlere de söz vereceğim. Tutanağı imzalayalım. Ondan sonra da mühürleri teslim edeyim. Ondan sonra da yeni başkanımıza söz verip ondan sonra biz müsaade isteyeceğiz. Tekrar katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.
Kıymetli Başkan, siyasi partimizin, partilerimizin kıymetli başkanları, meclis üyelerimiz, meslek kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, kıymetli basın mensuplarımız, Vakıf Gebeli'nin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Evet, 31 Mart yerel seçimlerinde beni tercih eden, bana teveccüh gösteren Vakıf Gebeli'nin 6484 güzel seçmenine sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkı bana oy vermeyen diğer insanların da sevgisini, saygısını ve beğenisini kazanmak için bundan sonraki süreçte inşallah elinden geleni yapacağım. Onların da sevgisini, saygısını efendim kazanmaya gayret göstereceğim. Evet, şu anda bir devlet teslim töreni yapıyoruz. Muhammed kardeşimle biz yıllardan beri arkadaşız, kardeşiz. Yani burada bir efendim böyle sosyal medyada gördüğünüz ya da efendim farklı algılanan bir durumumuz yok. Biz kardeşiz. Öteden beri kardeşlik hukukumuz devam ediyor. Bundan sonra devam edecek. Böyle 3-5 tane insanın ya da Vakfı siyasi kurgu yapmaya çalışan, oyun kurmaya çalışanların oyununa gelmeyelim arkadaşlar. Muhammed Bey'in de biraz bahsettiği gibi biz biriz, beraberiz. Bundan sonra da bir de beraber olacağız. Hiç ayrılmadık. Böyle düşünenler varsa aramızda bilin ki onlar efendim çürük yumurtadır. Onlar bu Vakıf Gebeli'nin iyiliğini istemeyenlerdir. Vakıf Gebeli'nin geleceğini ipotek koymaya çalışanlardır. Çünkü biz yıllardır istikametimiz aşağı yukarı aynıdır. Çok farklı yönlerimiz olsa da efendim aynı şeyleri düşünüyoruz. Hedeflerimiz aynıdır. Ben de güzel kardeşimden devraldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak için zaten bu görev bana tevdi edildi. Ben de en üst düzeye çıkarmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Vakıf Gebeli'de yeni bir sayfa açacağız dedik. İnşallah yeni bir sayfa açacağız. Tabii bu yeni sayfada Muhammed kardeşim dedi, bizim birlik ve beraberliğimiz asla bozulmayacak. Yeni sayfada şu olacak arkadaşlar. Yeni sayfada lütfen şu Vakıf Gebeli'deki dedikodu siyasetini bırakalım. Lütfen Allah aşkınıza bak, Allah aşkınıza. Şu sosyal medyadan yapılan paylaşımlar. Bak Muhammed benim kardeşim, onunla hiç problemim yok benim. Ben onu çok seviyorum, eminim ki o da beni o kadar seviyordur. Hiçbir birbirimizde problemimiz yok. Asla da olamaz. Bir şey paylaşıyor, yok efendim ortamı geriyor, bizleri bozuyor. Yani siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmezleri. İşte bir hedefe ulaşmak için araçtır. Asla birbirimizi bizden ayıramaz, bizi birbirimize düşüremez, bu oyunlara gelmeyelim. Tabii ben devlet tecrübesi olan, devletin deneyiminden geçmiş, devlet edep ve adabıyla büyüyen bir kardeşinizim. Dolayısıyla bu işleri ben çok iyi biliyorum. Farkındaysanız seçim süresi boyunca çok tezviratlar yapıldı, çok yalan yanlış haberler yapıldı. Bunlara asla itibar etmedim, yine de etmiyorum. Bundan sonraki süreçte de biz hep bir de beraberiz. Bak oyun kurucular lütfen oyunlarını efendim yanlış kurgulamasınlar. Efendim, ben ne dedim? Devletin bizi bilir, biz devleti biliriz. Türkiye yüzyılında devlet aklını önceleyen bir sistemi oluşturup bu istikamette devam edeceğiz. Hiçbir efendim mülahaza, hiçbir dedikodu bizi yolumuzdan çeviremez. Bunu özellikle basın mensuplarının aracılığıyla tüm Vakıf Gebeli hemşehrilerime duyurmak istiyorum. Artık şu sosyal medyadan ben senin gözünün rengini beğenmedim. Yok efendim sen şöylesin, bunlar bir bırakalım ya. Lütfen bırakalım yani. Birleştirici,
bütünleştirici, efendim birçok problemimiz var. Muhammed Bey de bahsetti. Birçok problemimiz var. Bu problemlerimize odaklanıp yolumuza devam edelim. Yani bu bayrak yarışıdır. Bugün arkadaşım bana bıraktı bu görevi. Yarın ben bir başkasına bırakacağım. Bu bir hizmet yarışıdır. Hizmet yarışında olalım. Yani şu Vafgebir madem tarihi kökleri olan bir ilçemizdir diyoruz. Tarih kitaplarında Vafgebir der. Efendim. Ama bu Vafgebir'imizi şöyle bir ayağa kaldırıp hak ettiği seviyeye çıkarmak gibi bir mecburiyetimiz ve görevimiz vardır. Bunu el birliğiyle yapacağız. Bütün siyasi partilerimiz, efendim sivil toplum kuruluşlarımız, basın mensuplarımız hep el ele vermek zorundayız. Eğer böyle yaparsak bizi kimse yıkamaz, bizim gidişatımızı kimse durduramaz. Vafgebir'imize de çok iyi hizmetler yaparız diye düşünüyorum. Ben böyle yapacağım inanın. Hem hizmet noktasında zaten bildiğim bir işi yapacağım artık. Biliyorsunuz ben bu belediyeciliği 20 küsur yıldır İdare Bankası'nda son 7 yıldır bölge müdürü. Ondan önce bir takım görevlerimiz oldu. Bildiğimiz bir işe geldik. Yani iş konusunda sıkıntımız yok. Ama biz bu sosyal iletişim anlamında eğer efendim bir seviyeye çıkabilirsek inanın var ya Vafgebir çok daha farklı bir Vafgebir olacak. Ben hasreten bunu rica ediyorum. Efendim böyle olalım. Böyle kötü şeyler birinin hakkında bir husumetimiz varsa birisinde ona yazın. Yani bizim şeylerde yani insanın fotoğrafını alıp koklayalayıp da altına bazı şeyler yazmayın. Bunlar hoş şeyler değil. Biz bunu hak etmiyoruz. Hiçbirimiz hak etmiyoruz ben söyleyeyim. Bak hepimiz iyi insanlarız. Yani hepimiz iyi insanlarız. O yazanlar da aslında iyi insanlar. Fakat yanlış bir yola giriyorlar. Yanlış bir mantalite geliştiriyorlar. O yüzden onları yapıyorlar. Yapmayalım. Benim hasreten istediğim budur. Bundan sonraki süreçte ben bunlara dikkat edeceğim. Bunu yapanlara Vafgebir'de yer olmadığını belirtmek istiyorum. Vafgebir'in huzurunu bozmak isteyen, bu küçük de olsa, küçük de olsa, yani lokal de olsa bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Benim elimde bir imkan olsa onu sonuna kadar kullanacağım. Bunu buradan beyan etmek istiyorum. Vafgebir'in hizmete ihtiyacı var. Vafgebir'in birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Bunu hep birlikte, Muhammed kardeşim de bizim yanımızdadır bundan sonra. O efendim ayrılıyor falan öyle bir şey yok yani. Biz hep beraber olacağız. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Dediğim gibi bizim birlikteliğimiz hiçbir zaman bozulmadı. Sadece farklı siyasi argümanlar araya girince oyun kuranların yanlış hamlelerinden kaynaklı bir durum söz konusu oldu. O yüzden bu manzara o yüzden oluştu zaten. Bu manzaranın oluşmaması gerekiyordu aslında. Yani şu manzara oluşmaması lazımdı. Çünkü birbirini seven, birbirine her yönüyle bağlı olan iki insanı böyle karşı karşıya getirmek, efendim burada bir devir teslim töreni yapmak aslında bu anlamda kendi açımdan bunu vicdanımdan söylüyorum. Boş bir şey değildi. Ama işte bu siyasi mülahaza bizi buraya getirdi. Yapacak bir şey yok. Ama bundan sonraki süreçte inşallah ben elimden gelen hizmetin en güzelini sizlerin de talepleri ve istekleri doğrultusunda yapacağım. Sizleri seviyorum. Buraya geldiniz. Hepiniz sağ olun, var olun. İnşallah meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte vakfiyemizin Türkiye yüzyılındaki inşasını çok güzel bir şekilde sürdüreceğiz, geliştireceğiz. Hepiniz de katılımlarınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım. Başkanım buraya da alın. Evet, tekrar katılımlarına teşekkür ediyorum. Son olarak Murat Başkan'ın değindiği konudan bir iki söz söyleyeyim. Benim tabii kanunu yasaklama imkanım yoktu ama eğer olsaydı Vafgebir'de iki kelime yasaklardı. Dediler ve duydum. Ve başlayan kelimeleri, arkasındaki cümlelerin tamamını yasaklardım. Sosyal medya konusunda en çok lince uğrayan benim. Hayatımda hiçbir tanesini arayıp bunu niye yazdın demedim. En çok iftiraya uğrayan da benim. Demokratik ortam dedik. Demokrasinin gereği dedik. Ama insanlarımız demokrasiyi başkalarının kişilik haklarına saldırı, iftira ve kanalma kampanyası alan arkadaşları da tekrar demokrasinin ne olduğunu onlara tanımını okuyorum.
Vakfı Gebre'ye yakışır şekilde davranmalarını hasreden son kez buradan çıkmadan tavsiye ediyorum. Bunca çaba harcamış bir kardeşinizin. Ömrüm bununla geçti. Burada biraz önce söylediğim gibi biz birçok hizmetin hem kamu hizmeti olsun hem yerel anlamda olsun dün altyapısını hazırladık. Bundan sonra Sayın Başkanımız birkaç yazışmayla beraber gerekli işlemleri tamamlayacak ve yoluna devam edecektir. Tekrar en son söylediğim gibi bize ihtiyaç duyulduğu her an Vakfı Gebre'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz diyor. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum.